köleler, hastalar, evlenme ve çeşitli diğer konular. Ütopyalılar bütün savaş esirlerini değil, ancak elinde silahla yakaladıklarını köle yaparlar. Kölelerin çocukları ya da başka ülkelerde köle olanlar Ütopya'ya ayak basar basmaz özgür sayılırlar. Ama Ütopyalılar arasında ağır suç işleyenler kölelikle cezalandırılır. Bazen de başka ülkelerde ağır suçlar işleyip ölüm cezasına çarptırılanlar Ütopya'da köle olurlar. Böyle köleler çok fazladır orada. Bunları genel olarak pek az bir parayla hatta bedavaya alırlar. Bu köleler sürekli çalışmak zorundadırlar. Kendi aralarından köle olanlara daha da sert davranırlar. Çünkü Ütopyalı köleler bu kadar kusursuz bir devlette en erdemli şekilde eğitildikten sonra gene de kötülük yaptıkları için daha da kötü sayılır. Daha büyük bir cezayı hak eder onlara göre. Bir başka çeşit köleleri de vardır onların. Başka bir ülkede yoksulluk içinde debelenip duran bir işçinin kendi isteğiyle Ütopya'da köle olmasına da rastlanır. Ütopyalılar böylelerine çok iyi davranırlar onlara neredeyse kendi özgür yurttaşlarıymış gibi saygı duyarlar. Yalnız bu adamlar daha çok çalışmaya alışık oldukları için biraz daha fazla iş verilir onlara. Bu yabancı köleler Ütopya'dan gitmeye niyetlenirse, ki çok nadir olur bu, zorla tutmaz Ütopyalılar onları. Ayrıca elleri boş da göndermezler kendi ülkesine. Önce de anlattığım gibi hastalara büyük bir sevgiyle bakarlar. Yeniden sağlıklı olsunlar diye ne ilaç esirgenir ne de besleyici yiyecekler. Tedavisi olmayan hastalıklara yakalananları avutmak için yanlarına oturur, onlarla konuşur, ellerinden geleni yaparlar. Ama hastalık hem çaresiz hem de sürekli acı ve sıkıntı veriyorsa, o zaman rahiplerle yöneticiler başka bir yol izlerler. Böyle bir hasta hayatta artık hiçbir iş yapamadığı gibi bir ölü gibi yaşamakla hem başkalarına yük olur hem de kendileri acı çekerler. Bu dayanılmaz hastalıktan kurtulması, ölüme razı gelmesi için hastaya öğütler verilir. Böylece hasta cesaretlenerek bir zindan, bir işkence olan belalı hayatından ya kendi eliyle kurtulur ya da başka birisinin bu işi yapmasına bile bile katlanır. Ölmekle hiçbir şey yitirmeyece, acılarına bir son vereceği için bunun akıllıca bir seçenek olduğunu söylerler adama. Bu seçeneği seçmek aynı zamanda dini bütün verdemli ve bir insanın davranışıdır. Çünkü böyle bir ölümü seçen rahiplerin yani Tanrı'nın iradesini ve isteğini yorumlayanların öğütlerine uyar. Böylece yola getirilenler ya aç kalarak ya da uyuşturucu bir ilaçla uykuya dalıp ölümün acısını duymadan bilerek hayatlarına bir son verirler. Ama Ütopyalılar hiçbir çaresiz hastayı zorla öldürmedikleri gibi ona özenle ve sevgiyle bakarlar. Çünkü böylelerinin ölümünü de şerefli bir ölüm sayarlar. Rahiplerle yöneticiler kurulunun iznini almadan kendini öldürense, gömülme ya da yakılma haklarından olur. Pis bir bataklığa atılır ölüsü. Kadınlar 18 yaşından, erkekler 22 yaşından önce evlenemezler. Sadece ölümle son bulur evlilikler Ütopya'da. Ama karı koca birbirini aldatırsa ya da eşlerden biri katlanılmayacak kadar huysuzsa, böyle bir derde düşen evliler, yöneticiler kurulunun izniyle eşlerini bırakıp bir yenisini alabilirler. Ama suçlu görülen eş, hem ömrünün sonuna kadar rezil olur herkesin gözünde, hem de bir daha hiç evlenemez. Sırf vücudu sakatlandı ya da bir illete tutuldu diye bir adamın suçsuz karısını bırakmasına hiçbir zaman izin vermez Ütopyalılar. Yardım görmeye, avutulmaya en çok muhtaç olduğu bir anda bir insanın kenara atılmasını, yaşlıların vicdansızca hırpalanmasını çok kötü bir davranış sayarlar. Karı koca hiç anlaşamıyorlarsa, başka biriyle daha rahat, daha sevinçli yaşayacaklarını umuyorlarsa, o zaman her ikisinin isteği üzerine boşanıp, başkalarıyla evlenebilirler. Ama yine yöneticiler kurulunun izninin alınması şarttır. Yöneticilerle onların eşleri durumu iyice araştırıp incelemedikçe hiç kimseye boşanma hakkı vermezler. Verilse bile bu hak kolaylıkla verilmez. Çünkü bilirler ki başka biriyle kolaylıkla evlenebilmek umudu bir karı kocanın sevgisini çabucak bozabilir. Evlilik kurallarına uymayanlar en ağır cezaya çarpılıp köle olurlar. Eğer suçu işleyenlerin her ikisi de evli ise, o zaman aldatılan kocayla aldatılan kadın canlarının istediği gibi ya birbirleriyle ya da başkalarıyla evlenebilirler. Ama aldatılan koca ya da aldatılan karı kendilerine karşı bu kadar kötü davrananları hala seviyorlarsa köleliğe mahkum olan suçlu eşlerinin kaderlerini paylaşmak koşuluyla evli kalabilirler. Bazen de suçlu eşin pişmanlığı, suçsuz eşinde yürekten sevgisi başkanı o kadar duygulandırır ki merhamet edip köleye yeniden özgürlüğünü verir. Ama suçlu eş aynı suçu yeniden işlerse onu ölüm cezasına çarptırmaktan başka yol kalmaz. Evliliklerde başka suçlar için kanunlarla belirlenmiş bir ceza yoktur. Yöneticiler kurulu, akla uygun olarak suçun ağırlığına ya da hafifliğine göre ceza verirler. Kocalar karılarını, ana babalar da çocuklarını yola getirmek için gerekeni yaparlar. Ama bunlardan biri çok korkunç bir suç işlediyse ve açıkça cezalandırılması toplumun yararına ise Durum değişir. Ağır suçlar genellikle kölelikle cezalandırılır. Ütopyalılara göre böylelerini çarçabuk öldürüp onlardan kurtulmaktansa böyle bir yol seçmek hem daha uygun bir ceza hem de topluma daha yararlı bir uygulamadır. Çünkü onların çalışmaları ölmelerinden daha yararlıdır başkaları aynı suçu işlemesin diye örnekte olurlar. Ama böyle cezalandırılanlar isyan edip karşı koyarlarsa, hapsin de zincirlerin de engel olmadığı gözü dönmüş azılı hayvanlar olarak görülüp öldürülürler. Köleliğe sabırla katlananlarınsa bir umudu vardır hayatta. Çünkü onlar acı çekip adam olup pizzaya girdikten sonra pişman olduklarına, ceza görmekten çok suç işlemenin üzüntüsünü yaşadıklarına başkalarını inandırdıklarında, ya başkanın yetkisiyle ya da halkın isteğiyle kölelik cezaları hafifletilir ya da tamamıyla bağışlanır. Ütopya'da kötü bir şey yapmayı planlayan, bu kötülüğü gerçekten yapmış kadar suçlu görülür. Çünkü Ütopyalılara göre bir suçu tasarlamakla o suçu işlemek arasında fark yoktur. Kötülük yapmak isteyen karşısına bir engel çıktı diye bu kötülüğü yapmamışsa neden suçlu sayılmasın? Ütopyalılar soytarıları çok severler. Onların kalbini kırmak ya da incitmek ayıp sayılır. Çünkü Ütopyalılar güler yüzlü olmayı, şakalaşmayı sever somurtkan ve huysuz bir adamın yanına soytarı vermezler. Çünkü böyle bir adam soytarının söylediklerine de yaptıklarına da gülmez, onu üzebilir. Zaten soytarıların insanı eğlendirmekten başka yetenekleri olmadığına göre nasıl olsa gülmeyenlere hiç yararları olmaz. Bir adam sakat diye ya da eli kolu yok diye onunla alay etmek çok büyük bir suç sayılır kendi elinde olmadan sakatlanan değil. Bunu bir kusur sayıp da ona akılsızca çatan adamdır çünkü asıl ayıplanması gereken. Ütopyalılar doğuştan gelen yüz ve beden güzelliğine saygı duymakla beraber bu güzelliği artırmak için boyalar kullanmayı boş bir özen hatta ayıp görürler. Bir kadını kocasının gözünde en çok yükselten şeyin güzellik değil, dürüstlük ve alçak gönüllülük olduğunu bilirler çünkü. Çoğu zaman güzellik sevgiyi doğurur ama bu sevginin kalıcı olması için erdem ve uysallık şarttır. Ütopyalar halkın kötülük yapmasını yalnızca cezalarla engellemekle yetinmezler ödüller ve şerefler vererek erdem yolunu da gösterirler halka. Bunun için ünlü kişilerin topluma büyük faydaları olan kişilerin heykellerini çarşılara koyarlar. Böylece hem bu insanların yararlılıkları her zaman hatırlatılmış olur, hem de atalarının şanlı şerefi halkı daha erdemli yapar. Yaşamları boyunca önemli görevlere geçemeyeceklerini bildikleri için öfkeli olanlar, gerektiğinden fazla yükselmek isteyenlerin umutları yoktur Ütopya'da. Ütopyalılar sevgi içinde birlikte yaşarlar. Yargıçlardan hiçbiri orada insana tepeden bakmaz, insanda korku yaratmaz. Baba derler yargıçlara. Onlar da birer baba gibi davranırlar. Yurttaşlar hiçbir zorlama olmaksızın içten gelen bir saygı duyarlar yargıçlara. Giyim olarak başkanın bile öteki yurttaşlardan farkı görülmez. Ne süslü bir kaftanı ne de tacı vardır. Onu öteki ütopyalardan ayıran tek şey, önünde yürüyen bir adamın elinde bir küçük başak taşımasıdır. Piskopos'un öteki yurttaşlardan fark edilmesi için de önünde mum taşıyan bir adam yürür. Böyle iyi eğitim almış insanlara birkaçı yettiğinden pek az sayıda kanun vardır Ütopya'da. Ütopyalıların başka uluslarda en çok hor gördükleri şeylerden biri sayısız hukuk kitabının ve yorumların bile onlara yetmeyişidir. Bir insanın ya okumayacağı kadar çok ya da anlayamayacağı kadar karmaşık ve karanlık kanunlarla bağlanmasını hak ve adalete aykırı bulur ütopyalar. Bundan başka hukuk işlerini kurnazlıklara başvurarak yapan, hilelerle tartışan avukatların, noterlere, dava vekillerine yer olmaz ütopyada. Herkesin kendi davasını savunmasını Avukata söyleyeceklerini doğrudan doğruya yargıca söylemesini daha doğru bulurlar. Yargıç, hiçbir avukattan yalan söylemeyi öğrenmemiş bu adamların sözlerini aklıyla değerlendirir. Düzenbazların kötü niyetli ve kurnaz hilelerine karşı safları korur. Böylece olaylar laf kalabalığına bulanıklaşmaz. Gerçek daha çabuk meydana çıkar. Öteki ülkelerde böyle davranmak anlaşılması güç, karma karışık binbir kanun olduğu için olanaklı değildir. Ütopya'da herkes yaman bir avukattır. Çünkü demin söylediğim gibi hem kanun sayısı azdır hem de bir kanunun yorumu ne kadar basit olursa o kadar doğru sayılır. Ütopyalılara göre ancak herkes ödevini bilsin diye kanunlar yapılır ve ilan edilir. Oysa kurnazca ve karmaşık yollardan yorumlanan kanunlar birkaç kişinin tekelinde kalır. Herkese ödevini hatırlatamaz. Kanunların basit ve açık yorumuysa herkesçe anlaşılabilir. Görevlerinin ne olduğunu bilmek isteyen sıradan insanlar halkın büyük bir çoğunluğunu oluşturur. Büyük zeka oyunlarıyla uzun tartışmalardan sonra yorumu insanı şaşkına çeviren kanunlar yapılacağına, hiçbir kanun yapılmaması daha doğru değil midir onlar için? Basit halkın bu karma karışık kanunları aklı yetmez. Geçinebilmek için çalışıp didinmek zorunda olan adamların böyle kanunları anlamaya ömrü yetmez. Ütopyalıların yardımıyla baskıdan daha uzun süre kurtulan, hiç kimseye boyun eğmeden özgür yaşayan komşu ülkelerin halkı, Ütopyalıların hukuk işlerindeki ustalığını bilirler. Onlardan bazen bir yıl, bazen de beş yıl için yönetici ve yargıç alırlar. Bu yargıcın çalışma süresi bitince, şerefler ve ödüller vererek onu Ütopya'ya geri götürüp bir yenisini alırlar yerine. Bu sayede komşu ülkelerin kendi devlet işlerini çok akıllıca yürüttükleri tartışmasızdır. Çünkü bir devletin gelişmesi de, yıkılması da o devleti yönetenlerin ve yargıçların elindedir. Ütopyalılar bir süre sonra kendi ülkelerine döneceklerini, orada paranın hiçbir değeri olmadığını bildikleri için rüşvet alıp yoldan çıkmazlar. O ülkede yabancı oldukları Halkı tanımadıkları için ne kimseyi kayırırlar ne de kimseye karşı art niyet beslerler. Oysa bu iki şey yani yargıçların adam kayırmaları ve para tutkusu peşinde gitmeleri bir devletin en sağlam ve en güvenilir yanı olan adaletini çökertir. Ülkeler arasında habire yapılan ve bozulan Sonra yeniden yapılan anlaşmalara ütopyalar hiç değer vermezler. Neye yarar böyle anlaşmalar derler. İnsanlar doğuştan birbirlerini nasıl olsa sevmiyorlar mı? Doğanın bu kuralını bile umursamayanlar sanki sözcüklere mi değer verecekler? Oralarda krallar arasında yapılan anlaşmaları hiç kimse pek umursamadığı için böyle düşünür Ütopyalılar. Oysa burada, Avrupa'da, hele İsa'nın kurduğu dine bağlı ülkelerde, krallar öylesine doğru ve ve papalara öylesine saygı duyulurmuş ki, anlaşmalar kutsal sayılır, hiçbir zaman bozulmazmış. Papalar kendi verdikleri her sözü tamı tamına yerine getirdikleri gibi, bütün krallara sözlerini tutmayı öğütlerlermiş. Buna yanaşmayanlarsa, dinin kendilerine verdiği yetkiyi ve gücü kullanarak sözlerini tutmaya zorlarlarmış. Dini bütün diye bilinen insanların, anlaşmalarında inançsız davranmalarını haklı olarak çok ayıplarlarmış. Ama yaşayışları ve gelenekleri bizimkilerden çok başka oturdukları bölgede bizim bulunduğumuz yerlerden çok uzak olan bu yeni ülkelerde anlaşmalara güven duyulmaz. Çünkü ütopyalılara göre bir anlaşma ne kadar gösterişli törenlerle imzalanırsa kelimeler üstünde tartışarak o kadar kolaylıkla da bozulur. Zaten çoğu zaman bu anlaşmalarda kullanılan sözcükler bile bile öylesine kurnazlıkla seçilir ki anlaşmayı da verilen sözü de çiğnemenin bir yolu bulunur sonunda. Oysa aynı kurnazlık, daha doğrusu aynı hile ve dolaplar, iki kişinin özel anlaşmasında imzaladıkları bir sözleşmede yapılsa, krallar bağıra çağıra hemen kıyametleri koparır. Ancak ölüm cezasının temizleyici korkunç bir suç olarak görürler bunu. Evet, Krallara bu konuda kötü öğütler verenler bile bu yolu tutarlar o zaman. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, kralların ihtişamlı egemenliği altında adalet dediğimiz ya metelik etmeyen, aşağılık bir şeydir ya da iki çeşit adalet vardır yeryüzünde. Biri yaya giden, yerlerde sürünen, sağa sola savrulmasın diye birçok bağla sıkı sıkı bağlanmış yoksul halka uygun aciz bir adalet. Öteki de canının istediğini yapanlara, kanunlarla sınırlanmayanlara, yüksek mevkide olanlara uygun pek harika bir adalet. Yaptıkları anlaşmaları sürekli bozan bu krallar yüzünden, Ütopyalılar hiçbir anlaşma imzalamazlar ama burada olsalardı, belki de düşüncelerini değiştirirlerdi. Onlara göre, anlaşmalarda verilen sözler tam olarak tutulsa bile, bu geleneğin başlangıcı çok kötüdür yine de. Küçük bir tepenin ya da bir ırmağın ayırdığı ülkelerde oturanlar arasında doğa sanki hiçbir bağ kurmamış gibi. Herkes doğuştan birbirini düşman bilir. Aralarında anlaşmalar imzalanmazsa, sanki birbirlerini yıkmaları, öldürmeleri gerekiyormuş gibi davranırlar. Şu da var ki, sözde anlaşma yaptıktan sonra da dostlukları gelişip artmaz. Anlaşma yazılırken bir sözcük ya da bir cümle gereken özenle açıklanmadı bahanesiyle birbirini soyup dolandırma hakkını gene de bulurlar kendilerinde. Ütopyalılarsa böyle düşünmezler. Onlara göre bir insan size kötülük yapmadıkça düşman görülmez. Doğa bağları güçlü bir anlaşmadır. Yürekten saygı ve iyi niyet. Laflardan da, yazılı anlaşmalardan da çok daha sıkı bağlar insanları birbirine. Savaş Üstüne Ütopyalılar Savaşı da kavgayı da pek hayvanca gördüklerinden pek yerinirler. Kaldı ki bu işi insanların yaptığı kadar hiçbir hayvan yapmaz. Bütün öteki ulusların tersine savaşta kazanılan şerefi şerefsizliğin kendisi sayarlar. Gerçi her gün savaş eğitimi yaparlar. Hem de yalnız erkekler değil. Kadınlar da kimi günler bu eğitimde yer alırlar ama bunu gerekince elleri silah tutabilsin diye yaparlar. Savaşa yalnız yurtlarını korumak, dostlarının topraklarını düşmanlardan ya da zorbaların boyunduruğu altında ezilen bir ulusu kölelikten kurtarmak için girerler. Bunu da sadece acıma duygusuyla yaparlar. Dostlarının yardımına sadece onları savunmak için koşmazlar. Zaman zaman da onlara daha önce yapılmış kötülüklerin öcünü almaya giderler. Ama bunu daha iş tazeyken, kendilerine danışıldığı, öğüt istendiği zaman yaparlar. Davayı haklı görürlerse ve karşı taraf istenen hakları yerine getirmezse, onu suçlu ve savaşın başlıca sorumlusu sayarlar. Ordu gücüyle yapılan bütün saldırı ve yağmalar karşısında, Ütopyalılar böyle davranırlar ama onları en çok kızdıran da, dost memleket tüccarlarına herhangi bir yerde ya haksız kanunlarla ya da iyi kanunların kötü yorumlanmasıyla, sözde adalet için haksızlık yapılmasıdır. Bir süre önce Ütopyalıların bulut kentlileri korumak için kör kentlileri açtığı savaşın nedeni sadece bu olmuştu. Ütopyalılara göre bulut kentin tüccarları kör kentlilerin haksızlığına uğramıştı. Aslında haklı haksız kim olursa olsun, savaş çok kanlı ve acımasız oldu. İki düşmanın kinlerine ve saldırılarına komşu ülkelerde var güçleriyle katıldılar ve pek çok zengin ve rahat ulus sarsıldı. Pek çoğu da perişan oldular. Bu dertler kör kentlilerin yenilip bulut kentlilerin köleleri oluncaya kadar devam etti. Ütopyalılar bu savaşı kendi yararlarına yapmış değillerdi. Kör kentliler bu savaştan önce bulut kentlilerden çok daha parlak bir durumdaydılar. Ütopyalılar para işlerinde bile haksızlığa uğramış dostlarını işte böyle canla başla korudular. Kendi işlerine bu kadar önem vermezler. Kendilerine bir kalleşlik edilip malları ellerinden alınırsa, canlarına kıyılmadığı sürece o ulusla alışverişlerini sonlandırmakla ölçlerini alır ve uğradıkları haksızlık giderilinceye kadar bununla yetinirler. Yabancı bir memlekette bir ütopyalı ister devlet tarafından, ister bir tek kişi tarafından zarar görür ya da öldürülürse, ütopya olan biteni incelemek üzere elçilerini oraya gönderir. Haksızlık görürse suçluların kendisine teslim edilmesini ister. Bu isteği yerine getirilirse Suçlular ya ölüm ya kölelik cezasına çarptırılır. Kanlı bir zaferin kazançları ütopyalıları üzer, hatta utandırır. Çünkü parlak zaferleri insan kan pahasına elde etmeyi büyük bir çılgınlık sayarlar. Onlar için en şanlı zafer düşmanı oyun düzen gücüyle yenmektir. İşte yalnız o zaman büyük kutlamalar yapar yiğitlikleriyle övünür, anıtlar dikerler. Onlar için yiğitlik, düşmanını akıl yoluyla yenmektir. Böyle bir zaferi hayvanlar kazanamaz, yalnız insan kazanır. Derler ki, aslanlar, ayılar, yaban domuzlar, kurtlar, köpekler, yalnız beden güçleriyle dövüşmekten anlarlar. Atılganlık, güçlülük bakımından bu hayvanların çoğu insandan üstündür ama hepsi aklın ve zekanın karşısında eğilirler. Ütopyalıların savaşta elde etmek istedikleri tek şey onları savaş açmak zorunda bırakan haklı istekleridir. İstekleri yerine getirilmediğinde bunun ucunu kıyası alırlar ve bir daha kimse onlara aynı haksızlığı yapmaya cesaret edemez. Ütopyalıların savaştaki tek amaçları budur. Bu amaca ulaşmak için de sert ve hızlı davranırlar. Beladan bir an önce kurtulmayı boş bir şeref kazanmaya tercih ederler. Savaş başlatılır başlatılmaz düşmanlarının memleketlerinde sokaklara ve meydanlara Ütopya devletinin mührüyle hemen ilanlar asarlar. Bu ilanlarda düşmanlarının krallarını öldürecek olanlara büyük ödüller vaat ederler ve orada adı geçen diğerlerini öldüreceklere de daha az önemli ama yine de hatırı sayılır ödül sözü verirler. Bunlar krallardan sonra gelen başlıca yöneticilerdendir. İlanlarındakilerden birini canlı getirene iki kat ödül verirler. Başlarına ödül konanlar kendilerinden yana geçerlerse onlara aynı büyük ödüller verilir ve cezadan kurtulurlar. Böylelikle düşmanları arasında çok geçmeden birbirlerine karşı güvensizlik yaratmış olurlar. Adamlar birbirine güvenmez olur. Korkular içinde yaşarlar. Korkmakta haksız da değillerdir. Çünkü en güvendiği adamlarının krala ihanet ettikleri çok görülmüştür. Paranın insana işletemeyeceği suç yoktur. Ütopyalılar bunu bildiklerinden bu gibi durumlarda parayı esirgemezler. İhanete kışkırttıkları insanlara, göz aldıkları tehlike ölçüsünde cömert davranırlar. Onlara sadece bol bol altın değil, diledikleri yerlerde büyük gelirler getiren topraklar da vaat ederler ve sözlerini dürüstlükle tutarlar. Düşmanları alıp satma işini öbür uluslar Aşağılık ruhlara özgü, iğrenç ve korkakça bir yöntem olarak görürler. Ütopyalılarsa en büyük savaşları çarpışmadan bitirdikleri için bu davranışlarıyla gurur duyarlar. Hatta bunu insanca ve insaflıca bir davranış sayarlar. Çünkü böylelikle bir avuç suçlunun ölümüne karşılık her iki yandan ölecek binlerce insanın hayatını kurtarmış olurlar. Çünkü ütopyalılar kendi halklarına verdikleri değer kadar düşman askerlerine de acırlar. Askerin kendiliğinden savaşa katılmadığını, kralların ve başlarının azgınlığına kurban gittiklerini bilirler. Bu yoldan işi istedikleri gibi çözemediklerinde düşmanları arasında ikilik ve çatışma yaratırlar. Kralın kardeşine ya da başka bir önemli kişiye tahta geçme umudunu aşılarlar. Bunda da başarı kazanamadıklarında bu kez düşmanlarına karşı komşu olan ulusları kışkırtırlar. Krallar arasında hiç eksik olmayan eski hak iddialarını hatırlatırlar. Bol bol para dökerler. Ama kendi yurttaşlarını savaşa yollamakta cimri davranırlar. Çünkü ütopya cumhuriyetinde yurttaşlar öylesine sevgi ve saygı görür ki onların bir tekini bile düşmanların kralıyla kolay kolay değişmezler ama altınla gümüşe hiç acımazlar çünkü onları yalnız bu işlerde kullanırlar ve bilirler ki son metaliklerini de harcasalar yine de ütopyalıların huzuru bozulmayacaktır ne de olsa yurtlarındaki gizli zenginlikler dışında dışarıda tükenmez hazineleri vardır çünkü daha önce de anlattığımız gibi birçok ulus onlara borçludur bu paranın bir kısmıyla her memleketten özellikle Zopalitlerden asker alırlar ve onları savaşa gönderirler. Bu ülke Ütopya'nın doğusunda 500 mil uzaktadır. Korkunç, vahşi ve yırtıcı bir ulus olan Zopalitler balta girmemiş ormanlarda, yüksek dağlarda doğup yaşarlar. Sağlam yapılıdırlar. Sıcağa, soğuğa dayanıklıdırlar. İşten kaçmazlar. Hayattan keyif almak nedir bilmezler. Toprağı işlemezler. Ev kurmaya, iyi giyinmeye değer vermezler. Tek bildikleri iş sürü gütmektir. Çoğu zaman geçimlerini avla ve talanla sağlarlar. Savaş için yaratılmış olan bu adamlar savaşa oldukça heveslidirler. Bu fırsatı bulur bulmaz da sevinçten neredeyse delirirler. Dağlardan sürüyle inerler. İsteyen uluslara hizmetlerini yok pahasına satarlar. Tek meslekleri budur. Ölüme koşarak hayatlarını kazanırlar. Ve kendilerine para verenler için canla başla cesurca savaşırlar. Ama ne kadar bağlı kalacakları kesin değildir. Karşı taraf biraz daha fazla para verse hemen ondan taraf olurlar ve ertesi gün yine biraz para karşılığı onlara karşı savaşırlar. Bu bölgede hangi savaş olsa her iki yanda da zapoliteler yer alır. Bu yüzden birbirine candan bağlı dostların, yakın akrabaların birbirlerine karşı savaşmaları sıradan şeylerdir. Kanlarını birkaç kuruşa sattıkları için dostluğu, akrabalığı unutarak birbirlerine korkunç bir azgınlıkla saldırıp kılıç vururlar. Bunlar da para tutkusu öylesine güçlüdür ki bir meteliye bayraklarını değiştirirler. Çar çabuk kapıldıkları bu para tutkusunun hiçbir faydasını da görmezler. Çünkü kanları pahasına kazandıkları parayı pespaya eğlencelerde savururlar. Bu insanlar ütopyalar için bütün dünyayla savaşır. Çünkü hiçbir yerde ütopyalar kadar para vereni bulamazlar. İyi insanları iyi işlerde kullanan ütopyalılar, bu aşağılık kişileri kötü işlerde harcarlar. Zopalitelere ihtiyacı olunca onları parlak vaatlerle en belalı işlere sürerler. Çoğu ölür gider ve hiçbir zaman ödüllerini almaya gelemezler. Bir dahaki sefere tehlikeye atılmaları göz alsınlar diye sağ kalanlara verdikleri sözü tutarlar. Ütopyalılar bu kiralık askerlerin yığınlar halinde ölmesinden hiç endişe duymazlar. Çünkü dünyayı bu lanetli, bu haydut soyundan kurtaracakları gün, bütün insanlık için hayırlı bir iş yapmış olacaklarına inanırlar. Ütopyalılar savaşlarda Zapolitelerden başka korudukları devletlerin askerlerini ve daha başka müttefiklerinin ordularını, en sonunda da kendi yurttaşlarını kullanırlar. Bunlar arasında kafalı ve yürekli bir adamı seçip bütün ordunun başına verirler. Bu baş kumandanların iki yardımcısı vardır. Kumandan sağ oldukça bunların hiçbir yetkisi yoktur. Ama kumandan ölür ya da esir düşerse yardımcılarından biri mirasçı gibi yerine geçer. Onun yokluğunda da üçüncüsü başa geçer. Böylece savaşın tehlikeleri içinde olan başkumandanın başına gelecek belalar, ordunun güvenliğini sarsmaz. Her şehir askerlerini gönüllüler arasından seçer. Hiç kimse zorla orduya alınmaz. Çünkü korkak bir asker yiğitçe savaşamaz ve arkadaşlarını da korku yaratır. Eğer kendi ülkelerine saldırılırsa o zaman sağlam, iyi yapılı korkakları yürekli adamlarla bir arada gemilere ya da kaçamayacakları yerlere koyarlar. Böylece çok yakındaki düşmandan utanır, kaçma umutları da olmadığından korkularını unuturlar. Ölümle yüz yüze geldiklerinde korkaklar bile aslan kesilir çoğu kez. Kanunlar kimseyi zorla savaşa götürmemekle birlikte isteyen kadınların kocalarıyla birlikte orduya katılmalarına izin verir. Hatta onu onere eder. Savaşta her kadın kocasının yanı başındadır. Herkesin çevresinde çocukları, yakınları vardır. Aralarındaki bağlar onları ister istemez birbirlerine yardım etmeye zorlar. Bir kocanın karısız, bir kadının kocasız, bir oğlun babasız savaştan dönmesi büyük bir ayıp sayılır. Onun için düşman var gücüyle karşı koyup da savaş dertleştiğinde oluk oluk kan dökülür. Aslında ütopyalılar savaşa girmemek için ne gerekiyorsa yaparlar ve sonuna kadar kiralık askerlerini kullanmaya çalışırlar. Kendileri de savaşa girmek zorunda kaldıkları zaman savaştan kaçmakta göstermiş oldukları çabanın tam tersine atılgan olurlar bütün güçlerini ilk çarpışmada kullanmazlar. Savaş uzadıkça yiğitlikleri artar ve bir adım gerilemektense ölmeyi göze alırlar. Onlara bu yiğitliği veren, yenilmektense ölmeyi göze aldıran, yurtlarında her zaman bulacakları güvenliktir. Ütopyalıların çoluk çocukları için duydukları bir gelecek kaygısı yoktur. Savaşta en yiğit yürekleri bile zayıf düşüren bu kaygıdır. Ütopyalıların güvenini artıran bir şey de askeri taktiklerinde büyük ustalıklarıdır. Ancak yiğitliklerin asıl kaynağı çocukluktan beri okullarda ve cumhuriyetin türlü kuramlarında aldıkları eğitimdir. Hayatlarını boş yere harcayacak kadar değersiz görmedikleri gibi şerefleri, gerektirdiği zaman da hayatlarına yüz kızartıcı bir tutkuyla bağlı kalmazlar. Savaşın en zorlu, kızgın anında beraber yaşayıp ölmeye yeminli seçkin bir avuç delikanlı, düşman ordusunun başkumandanını yok etme görevini üstlenirler. Ona gizlice ya da açıkça uzaktan yakından saldırırlar. Bu delikanlılar saldırılarına ara vermeksizin sürdürürler yorulanların yerine hemen taze güçler gelir. Düşman başkumandanı kaçıp kurtulmadıkça bu delikanlılar onu ne yapıp edip ya öldürür ya da esir alırlar. Ütopyalılar savaşı kazandıklarında öfkeye kapılıp yenilenlerin kanını boşuna dökmezler. Onları öldüreceklerine diri diri esir almayı tercih ederler ve kendi ordularına çeki düzen vermedikçe de Kaçan düşmanın peşinden gitmezler. Savaş zorunlu kılmadığı sürece bozuk bir düzende düşmanın ardından askerlerinin koşmasına izin vermektense bütün düşmanların kaçmasına göz yumarlar. Çünkü birçok savaşta canlarını bu sayede kurtardıklarını unutmazlar. Ütopya ordusu bozguna uğradığında düşman zafer sarhoşluğuyla kaçanları kovalarken bir avuç Ütopyalı'nın kurduğu tuzağa düştükleri ve savaşın kaderinin bu Ütopyalıların değiştirdiği çok görülmüştür. Böylece düşmanın karşı koymasına rağmen çok güvendikleri zafer ellerinden alınmış ve az önce yenilen Ütopyalılar savaşı kazanmıştır. Ütopyalıların pusu kurmakta mı yoksa pusudan korunmakta mı daha ust olduklarını söylemek zordur kaçmaya hazırlandıklarını düşünürsünüz. Oysa hiç de öyle bir amaçları yoktur. Kaçmayı düşündüklerinde bunu belli etmezler. Durum ve sayı bakımından güçlüğe düşerlerse, gece yarısı sessizce yer değiştirirler. Ya da bir hileyle düşmanlarını aldatırlar. Güpe gündüz çekildikleri de olur ama bu işi öyle ustaca yaparlar ki, bu durumda üstlerine yürümek saldırışlarından daha az tehlikeli değildir. Kamp kurdukları yeri geniş ve derin hendeklerle çevirirler. Çıkan toprak içeriye yığılır. Bütün bunları köleler değil, askerler yapar. Nöbetçilerden ve hendekleri baskınlara karşı koruyanlar dışında bütün askerler çalışır. Böylelikle insanı şaşırtacak kadar kısa bir zamanda büyük düzlükler, yaman mevziler haline gelir. Ütopyalıların zırhları çok sağlamdır. Bununla beraber içinde o kadar kolaylıkla hareket edilebilir ki, askerin yüzmesine bile engel olmaz. Ütopya askerlerine öğretilen şeylerden biri de kuşamlı olarak yüzmektir. Piyadeler de, süvariler de mızraklarını çok uzağa atmasını bilirler, attıklarını vururlar. Yakından kılıçla değil, baltayla dövüşürler. Balta ne tarafa vurulursa vurulsun kesin öldürür. Savaş araçları bulmakta pek yeteneklidirler. Yeni buluşlarını kullanacakları güne kadar saklı tutarlar. Çünkü önceden bilinirse işe yaramaz. Gülünç bir oyuncak haline gelir. Bu aletlerin kullanışlı olmasını ve kolay taşınmasını gözetirler. Düşmanla yaptıkları savaşı durdurma anlaşmalarına kışkırtılsalar bile yine de bağlı kalırlar. Düşman topraklarını yağmalamazlar, ekinlerini yakmazlar. Günün birinde işlerine yarar diye askerin ve atların çiğnemesini bile istemezler. Silahsız kişiye casus değilse dokunmazlar. Kendilerine teslim olan şehirleri korur saldırıyla aldıkları şehirleri talan etmezler. Yalnız teslim olmayan önemli kumandanları öldürürler. Öbür askerleri sadece esir ederler. İşinde gücünde olan halka gelince ona hiç kötülük etmezler. Kuşatılanlar arasında teslim olmayı öğütlemiş olanlar varsa onlara mahkumların mallarını verirler. Geri kalan malları bu savaşta kendilerine yardım edenlere bol bol dağıtırlar. Kendileri hiçbir şey almazlar. Savaş bittiğinde müttefiklerine hiçbir masraf yüklemezler. Her şeyi yenilenlere ödetirler. İlk olarak onlardan başka savaşlarda kullanmak üzere para, sonra da büyük gelirli topraklar alırlar. Bugün Ütopya'nın birçok yabancı ülkede Yılda 700 bin dukaya yaşayan geliri vardır. Ütopya bu memleketlere temsilciler gönderir ve bunlar orada pek parlak bir hayat sürer ve hazineye büyük gelirler yaratırlar. Ütopyalılar çok kez bu çiftliklerinin gelirini o memleket halkına bırakır ve yalnız ihtiyaç duyduğu zaman geri alırlar. Bu geliri istediklerine çok ender rastlanır. Bu toprakların bir parçasını daha önce sözüne ettiğimiz fedailere verirler. Herhangi bir kral Ütopya'ya karşı savaş açar ve topraklarına saldırmaya kalkarsa kendi surları dışında karşısına büyük bir orduyla çıkarlar. Çünkü bir zorunluluk olmadıkça kendi topraklarında savaşmayı tercih etmezler. Yabancı orduların kendilerine yardım için bile olsa yurtlarına girmesinden kaçınırlar. Ütopya'da dinler. Ütopya'da ülkenin farklı yerlerinde hatta bir şehrin farklı yerlerinde farklı dinler vardır. Kimi güneşe tapar, kimi aya, kimi de başka bir gezegene. Eskiden şanlı, şerefli, ve erdemli bir hayat sürmüş olan bir adama Tanrı Hatta tanrıların en yücesi diye tapanlar da vardır. Buna karşın ütopyalıların büyük çoğunluğu ve en akıllıları bir tek tanrıya inanırlar. Bu tanrı bilinmez, anlaşılmaz, açıklanmaz bir varlıktır. İnsan zekasının sınırları ötesindedir. Bütün dünyayı, bedeni, erdemi ve gücü ile içine alır. Bu tanrıya baba derler. Her şeyin doğuşunu, çoğalmasını, gelişmesini ve değişmesini ve son bulmasını ona bağlarlar. Onun dışında hiçbir varlıkta tanrısallık görmezler. Ütopyalıların dinleri ne kadar farklı olsa da hepsi şu inanışta ortaktırlar. Dünyayı yaratan ve koruyan bir yüce varlık vardır. Bu varlığın adı ütopya dilinde Mitradır. Ne var ki Mitra herkes için aynı değildir. Ama tanrıya verdikleri ad ne olursa olsun herkesin bu biçim altında asıl toplandığı yüce doğadır. Bütün ütopyalılar her şeyin başı olarak onu görürler. Bununla birlikte bütün ütopyalılar bu çeşitli boş inançlardan uzak durmaya ve daha çok akla dayalı bu dinde birleşmeye başladılar. Aslında öteki dinler çoktan unutulmuş olurdu ama bir adam dinini değiştirmeyi düşünürken başına bir dert gelince korkuya kapılıyor ve bunu bir rastlantı değil Tanrı'nın bir cezası olarak görüyor. Sanki terk etmeye hazırlandığı o Tanrı ondan intikam alıyormuş gibi. Bizden İsa'nın öğretisini, mucizelerini ve kendi istekleriyle kanlarını feda ederek dünyanın dört bir köşesindeki bir sürü ulusa kendi inançlarını benimseten birçok din şehidinin o eşsiz bağlılıklarını duyunca bu dini ne kadar içtenlikle kabul ettiklerine şaşırırsınız. Ya Tanrı onlara ilham veriyordu ya da Hristiyanlık onların en fazla değer verdikleri dine bütün yönleriyle uygun görünüyordu. Ama bana göre onları bu bakımdan en çok etkileyen şunu söylememiz oldu. İsa, Hristiyanlar arasında her şeyin ortak olmasını kararlaştırmıştı. Malda, mülkteki bu ortaklık, en dürüst Hristiyan topluluklarında hala devam ettirilmektedir. Ütopyaların çoğu bizim dinimizi benimsedi ve kutsal suda yıkanarak vaftiz edildi. Ne yazık ki dördümüz arasında içimizden iki kişi öldüğü için dört kalmıştık. Hiç papaz yoktu. Böylece Ütopyalılar dinimizin bütün diğer gizlerini bilmekle beraber ancak rahiplerin yapabileceği bazı törenlerden yoksun kaldılar. Bununla birlikte bütün bu törenleri biliyorlar ve istiyorlar. Hatta aralarında İçlerinden birinin rahip olup olmayacağı konusunda canla başla tartışıyorlar. Birisinin seçme kararları vardı. Ancak ben oradan ayrılırken henüz seçmemişlerdi. Hristiyanlığa inanmayan ütopyalılar bu dinin yayılmasına ne engel oluyor ne de Hristiyan olanlar hakkında kötü konuşuyorlar. Ne var ki? Hristiyanlığı yeni kabul edenlerden birini bizim önümüzde adam akıllı cezalandırdılar. Bu adam vaftiz olur olmaz, karşı koymamıza rağmen duygularının peşinden giderek İsa'nın dinini övmeye başladı. Bu yolda o kadar coşmuştu ki, sadece bizim dinimizi bütün öteki dinlerden üstün tutmakla kalmadı. Hepsini toptan kötüledi. Bu dinlere bağlı olanları kafir, kötü, şeytan soyu ve cehennemlik olarak gördü. Adam bu yolda böyle uzun uzadıya atıp tuttuktan sonra yakalandı. Dinlere dil uzattığı için değil, halkı birbirine karşı kışkırtmakla yargılandı ve sürgün edildi. Çünkü Ütopyalıların en eski kanunlarından biri şudur. Kimse dininden ötürü kötülenemez. Ütopya'nın kurulduğu zamanlarda Kral Ütopus oraya gelmeden önce ada halkının din yüzünden birbirini hırpaladıklarını öğrenmişti. Memleketin bu durumda olması Kral Ütopus'un oraya ele geçirmesinin önünü açmıştı. Çünkü çatışan mezhepler birleşecek yerde düşmanla ayrı ayrı savaşıyordu. Zaferi elde eder etmez Ütopus'un ilk işi din özgürlüğünü kanunlarla korumak oldu. Buna göre her insan istediği dine inanabilir, başkalarını kendi dinine kazanmak için çaba harcayabilirdi. Ama yalnızca bunu tatlılıkla, alçak gönülle, yapmalı ve inandıramadığı insanlara karşı zor kullanmamalı, onları hor görmemeli, düşmanlık doğuran tatsız sözlerden kaçınmalıydı. Hoşgörülü olmayanlar ve yobazlar sürgün ve kölelikle cezalandırılıyorlardı. Kral bu kanunları koyarken, yalnız halkın huzurunu bozan kavgaları, düşmanlıkları ortadan kaldırmayı düşünmekle kalmıyor, böylelikle dinin gelişmesine de yardım edeceğine inanıyordu. İnanç konusunda kesin kararlar hiçbir zaman almadı. Belki de Tanrı'nın insanların değişik inançları olmasını istediğine inanıyordu. Kral bir başkasını zor kullanarak, korkutarak kendi inancına çekmeyi çok gereksiz, saçma ve zorbaca bir şey olarak görüyordu. Eğer dinlerin bir teki doğru, ötekileri boş inançlarsa, gerçek zamanla mutlaka ortaya çıkacaktı. Yeter ki insanlar akıllıca davransınlar ve birbirini kırmasınlar. Ama eğer böylesi çatışma ve tartışmalar sürüp giderse, İnatçı insanların en kötü insanlar olması ve kötü inançların da inatlaştıkları için en iyi ve en yüce din ayaklar altına alınıp boş inançlara kurban gider. Güzeli mekinlerin yaban otları arasında kaybolmasında olduğu gibi. Ütopus bu konuyu işte bu yüzden tartışmadı bile ve her insana tam bir vicdan ve inanç özgürlüğü verdi. Bununla birlikte ruhun bedenle aynı olduğuna, dünyanın rastgele yürüyüp gittiğine inanacak kadar insanlığı hor görenleri ahlak adına ayıpladı. Ütopyalılar ölümden sonra bir başka hayat olduğuna, kötülüklerin ceza göreceğine, verdemlerin ve ödüllendirileceğine inanırlar. Buna inanmayan ve insanın yüce ruhunu bir hayvan bedeni durumunda gören kimselere insan demezler. Böylelerini yurttaş olarak bile görmezler. Çünkü böylelerinin kanunlardan yana korkusu olmazsa, ahlakada, toplumsal kuramlara da hiçbir saygı duymazlar. Çünkü ceza kanunlarından başka engel tanımayan bu adamlar, kanunları da ya gizliden gizliye kurnazlıkla ya da kaba güçle bozacaklardır sonunda. Onun için, bu kafada olanlar her türlü onurdan yoksundur ve devlet işlerinde görev alamazlar. Bu faydası olmayan aşağılık kişileri herkes hor görür. Bununla birlikte bunlara da hiçbir cezada verilmez. Çünkü ütopyalılara göre istediği şeye inanıp inanmamak insanın kendi elinde değildir onları korkutup düşüncelerini saklamaya inanmadıkları şeye inanır görünmeye zorlamazlar onları. Olduğu gibi görünmemek ve her çeşit hile hurda da büyük bir nefretle karşılanır. Ne var ki bu adamların bilgisiz halk önünde inançlarından ulu orta söz etmelerine izin verilmez. Ama rahipler ve aklı başında adamlarla bu konuda tartışabilirler. Hatta bu çılgınlığın yerine akıl alır diye bu tartışmalar ayrıca teşvik de edilir. Birçok Ütopyalı bunun tam tersi bir saplantıya tutulmuşlardır. Ama bunların düşünceleri ne tehlikeli ne de büsbütün saçma olmadığı için yayılmalarına engel olunmaz. Bir başka aşırılığa düşen bu Ütopyalılara göre hayvan ruhları da sofuluk ve öbür dünyadaki mutluluk bakımından daha aşağı görülmemekle birlikte, insan ruhları gibi ölümsüz, sonsuzdur. Küçük bir azınlık dışında, bütün ütopyalara göre, insanı mezarın ardında sınırsız bir mutluluk beklemektedir. İşte bu nedenle hastalara ağlar, ölenlere ağlamazlar. Yalnız hayattan kaygıyla, ve istemeye istemeye ayrılanlara üzülürler. Ölüm korkusunu hor görürler. Derler ki, yalnız umutsuz ve suçlu ruhlar görecekleri cezayı bilir gibi öteki dünyanın kapısında ürpermeye başlar. Ayrıca Tanrı'nın çağırdıkları kişilerin kendisine sevine sevine gitmemelerini, ölüme karşı ayak diremelerini hoş görmezler. Böyle ölenleri gördüklerinde ütopyaların keyifleri kaçar ve onları asık yüzle, sessiz sedasız mezara koyar, günahının bağışlanması ve ruhunun çilelerden kurtulabilmesi için Tanrı'ya yalvarırlar ve üzerine toprak yağarlar. Sevinç ve umutlu ölen bir Ütopyalı'nın ardındansa kim sağlayıp sızlanmaz. Cenazesi sevinçli şarkılar, türkülerle kaldırılır ve ruhu Tanrı'ya emanet edilirken bedeni sevinçle, güler yüzle ve saygıyla yakılır. Küllerinin üstüne bir taş diker, üzerine de ölenin adını sanını yazarlar. Dostları eve dönünce onun iyiliklerini, güzel işlerini anarlar. Ve en keyif alarak anlattıkları anları da hayatından çok şanlı ve sevinçli ölüm anıdır. İyi insanların böyle şan ve şerefle anılması, Ütopyalıları erdem yolunda cesaretlendirir. Üstelik de ölülerin çok hoşuna giden bir tören yapmış olurlar. Çünkü Ütopyalıların çoğuna göre, ölüler insanların güçsüz gözlerine görünmeseler bile, kendilerini anan dirilerin arasına katılırlar mutlu ruhların geledikleri yere gitmekle serbest olmamaları hiç de şanlarına layık sayılmazdı. Üstelik yeryüzünde sevdikleri, bağlandıkları insanları görmek istememeleri bir nankörlük olurdu. Böyle bir şey düşünülemez. Çünkü iyi insanların yüreklerindeki sevgi, ölümden sonra da azalacağına daha da artar. Ütopyalılara göre, Böylece ölüler diriler topluluğuna karışırlar. Onların işlerine ve sözlerine göz kulak olurlar. Atalarının hep aralarında olduğu inancı Ütopyalılara bütün davranışlarında güven verir ve gizlice işleyecekleri suçların önüne geçer. Başka ulusların çok önem verdikleri kehanetlere, fallara gelince Ütopyalılar bunları saçma görür ve alaya alırlar. Buna karşılık doğa kanunlarını aşan mucizelere de saygıları vardır. Onları Tanrı varlığının ve gücünün bir işareti olarak görürler. Onlara göre büyük bunalım zamanlarında bu mucizeler sık sık görülür. Halkın duaları ve inançlarının büyüklüğü yurtlarını dertlerinden kurtarıverir. Evreni incelemek ve doğa harikalarını övmek onlara göre Tanrı'ya hoş gelen ve yaraşan bir ibadettir. Bununla beraber ütopyalar arasında dine fazla sarılıp bilimi bir yana bırakan, yeryüzüyle ilgili bilgileri hor görenler vardır. Ama tembelliğe ve aylaklığa düşmekte istemezler. Çünkü bu insanlar öbür dünyada mutluluğu ancak çalışmak ve iyi işler görmekle varılacağını inanırlar. Kimi hastaların işlerini görür, kimi yol ve köprü onarımlarında çalışır, kanalları temizler, toprağı düzenler, taş ve kum taşır, ağaç kesip biçer, kentlere at arabalarıyla odun, buğday, meyve ve daha birçok yiyecek taşır. Bunlar sadece halk yararına çalışmakla kalmaz. Özel işlerde de birer uşak gibi, hatta köle gibi didenip dururlar en çamurlu, en çetin, en belalı, insanların çoğunu iğrendiren, ürküten işleri candan ve yürekten üstlenirler. Başkaları rahat etsin, dinlensin diye kendileri didinir dururlar. Ve bunun karşılığını beklemezler. Başkalarının yaşayışına karışmaz, kendi yaptıklarıyla övünmezler. Çalışmada köle seviyesine indikleri kadar halkın gözünde de yükselirler. Bu kimseler ikiye ayrılır. Bir bölü bekar yaşar. Kadınlardan uzak durmakla kalmayıp et değmezler. Hatta her türlü hayvan davranışlarından kaçınanlar da vardır. Bu dünyanın hazlarını zararlı görüp hepsinden kaçınırlar ve bütün çabaları öbür dünyanın nimetlerine kavuşma umudu içindir. Bu nimetlere bir an önce kavuşmanın sevinci tutkusu içindedirler. Bunların diğer bazıları ise yine çalışmaya düşkün olmakla beraber evlenirler ve evliliğin ödevlerini, hazlarını benimserler. Onlara göre doğaya uymak ve yurda çocuk yetiştirmek gerekir. Çalışmaya engel olmamak koşuluyla dünya hazlarını hor görmezler. Ütopyalar bu sonuncuları daha akıllı, birincileri ise daha ermiş sayarlar. Evliliğe bekarlığı, rahatına zulmü üstün görenler, bu davranışlarını akla, sağduyuya daha uygun görmeye kalksalardı. Ütopyalılarda alay konusu olurlardı. Ama bunu yalnızca din uğruna yaptıklarını söylediklerinden, Ütopyalıların saygısını, hatta hayranlığını kazanmışlardır. Bunlara bizim dilimizde Din adamı denir. Ütopya'nın rahipleri pek üstün, ermiş kişilerdir. Bu nedenle de sayıları oldukça azdır. Her şehrin 13 tapınağında 13 rahip vardır. Ama savaş sırasında bu sayı değişir. Çünkü savaşta bunların yedisi orduya katılır, onların yerine 7 rahip bulmak gerekir. Orduyla gidenler dönüşlerinde yine eski görevlerine dönerler yardımcılar eskiler öldükçe onların yerlerini alırlar Ondan önce de baş rahibe yardım ederler Her şehirde bir baş rahip bulunur Halk başka bütün görevliler gibi rahipleri de entrikaları önlemek üzere gizli oyla seçer Seçildikten sonra bunlar kendi kurumları tarafından da onaylanırlar Din işlerine bakarlar ayinleri yönetirler bir çeşit ahlak yargıçlığı ederler. Uygunsuz bir davranış nedeniyle onların önüne çıkmak ve azar işitmek büyük ayıp sayılır. Suçluları cezalandırmak, kralın ve öbür yargıçların görevi olsa da, rahiplerin yol gösterme ve ayıplama yetkileri vardır. Ahlakça pek düşkün olanları da din törenlerinden yoksun bırakırlar. Bu aforoz, Ütopyalıların en korktuğu cezadır. Afforoz edilen kişi onurunu yitirir. Vicdan azapları ve korkular içinde yaşar. Hayatı bile tehlikeye girer. Pişman olup rahiplerin gösterdiği yola dönmezse hükümetçe yakalanır ve dinsizlik cezasına çarptırılır. Çocukların ve gençlerin eğitimi rahiplerin yönetimindedir. Okulda kendilerine bilimden daha çok erdem ve ahlak verilmeye çalışır. Ütopya'da öğretmenin görevi, bütün görgü ve bilgisiyle genç yaştaki çocuğun düşüncelerine cumhuriyeti koruyacak olan sağlam ilkeleri yerleştirmektir. Bu ilkelerle eğitim gören çocuk, bütün ömrünce onlara bağlı kalır. Büyüyünce de devletin koruyucusu ve faydalı bir üyesi olur. Devletleri dağıtan kötü ahlaktır. Kötü ahlakın kaynağı da kötü ilkeler ve düşüncelerdir. Rahipler, karılarını memleketin en ileri gelenleri arasından seçerler. Kadınlar da dul ya da yaşlı olmak şartıyla rahiplik mesleğine girebilirler. Ütopya'da rahiplikten daha şerefli bir görev yoktur. Rahiplere gösterilen saygı o kadar büyüktür ki, onlardan biri suç işlerse adalet karşısına çıkarılmaz. Tanrı'ya ve kendi vicdanına havale edilir. Tanrı'ya adanmış olan kutsal bir varlığa hiçbir ölümlü dokunamaz ütopyalılara göre. Rahipler sayıca az olduğu ve çok titizlikle seçildiklerinden bu töreyi uygulamanın bir zorluğu yoktur. Erdemli ve iyilerin iyisi olduklarından böylesi bir insanın kötülüğe ve ahlaksızlığa düşmesi çok nadir olacak bir şeydir. Böyle bir şey olsa bile ki insanın bozulmaya ve değişmeye elverişli yaratılışı yüzünden olabilir, devletin güvenliği tehlikeye düşmez. Çünkü bu sınıftakilerin sayısı azdır ve şanları şerefleri olmakla beraber devlet işlerinde etkinlikleri yoktur. Rahiplerin sayısını az tutmakla Ütopyalılar bugün çok büyük bir saygı gören bu sınıfı ayağa düşmekten kurtarmış oluyor. Olağanüstü bir meziyetler isteyen böyle bir göreve yükselecek değerde insan bulmak zaten zor bir şeydir. Ütopya'nın rahipleri kendi yurttaşlarından olduğu kadar yabancı uluslardan da saygı görürler. Bunun nedeni şudur. Savaşlarda rahipler savaş alanına yakın bir köşeye çekilir. Orada kutsal giysileriyle diz çöker, ellerini göğe kaldırır her şeyden önce barış için, sonra kendi ülkelerinin zaferi için dua ederler. Ama bu zaferinde hiçbir taraf için kanlı olmamasını dilerler. Kendi yurttaşları savaşı kazanırsa, rahipler hemen savaşçılar arasına girer ve yenilerin kılıçtan geçirilmesini önlerler. Rahipleri görüp çağırabilen mutsuz düşmanlar, canlarını kurtarmış olurlar uzun eteklerine el değdirebilenlerse hem canlarını hem mallarını kurtarırlar. Bu güzel davranış onlara öyle bir yücelik kazandırmış ve bütün ulusların gözünde öylesine büyütmüştür ki hem kendi yurttaşlarını düşmanların hem de düşmanları kendi yurttaşlarının acımasızlıklarına karşı korumuşlardır. Ütopyalılar bütün umutlarını yitirip savaşı bırakarak kaçtıkları zaman düşman peşlerine düşer ve onları öldürmeye ve yağmaya niyetlendiklerinde rahipler araya girip boş yere kan dökülmemesini sağlamış ve atlı uygun koşullarla barış anlaşmasına varılmasını sağlamışlardır. Dokunulmaz kutsal ütopya rahiplerine saygısızlık edecek kadar vahşi, acımasız ve barbar bir ulus görülmemiştir. Ütopyalılar her ayın ve yılın ilk ve son günlerini kutsal sayar ve kutlarlar. Yılları güneşin, ayları ayın seyrine göre dilimlemişlerdir. İlk günlere Ütopyalılar ilk bayram, son günlere de son bayram demişlerdir. Tapınakları görkemli, zengin yapılardır ve sayıları az olduğu için büyük kalabalıkları alacak kadar da büyüktür. Bu tapınakların içi gün ortasında bile çok karanlıktır. Böyle olması mimarların yeteneksizliğinden değil, rahiplerin isteği nedeniyledir. Çünkü fazla ışık düşünceleri dağıtır rahiplere göre. Solgun ışıksa düşünceleri ve dinsel duyguyu yoğunlaştırır. Ütopyalıların bir tek dini olmamakla birlikte bütün değişik mezhepler başka yollarla aynı amaca yönelmiştir. Bu da tanrısal varlığa ulaşmaktır. Onun için tapınaklarda ortak inançlara aykırı hiçbir şey görülmez ve duyulmaz. Her mezhebin özel törenleri evde, aile içinde yapılır. Genel törenler özel mezhepleri rencide etmeyecek şekilde yapılır. Bu nedenle de tapınaklarda hiçbir tanrı resmi görülmez. Herkes tanrısını dilediği biçimde tasarlamakta serbest bırakılır. Tanrı yalnız Mitra adıyla anılır. Bu da genel bir tanrı kavramıdır. Söylenen dualar hiç kimsenin mezhebine aykırı değildir. Her ayın ve yılın son günleri akşamüstü aç karına halk tapınaklarda toplanır. O ayı ya da yılı rahat geçirdikleri için Tanrı'ya dua ederler. Ertesi günün sabahı erkenden yeniden tapınağa gidilir ve Tanrı'dan uğurlu bir ay ya da yıl dilenir. Son bayram günleri tapınağa gitmeden önce kadınlar kocalarının, çocuklar ana babalarının ayaklarına kapanır. İşledikleri bir suç ya da yerine getiremedikleri bir görevi itiraf eder, af dilerler aile içindeki iç dökmelerden, gizli kalmış huzursuzlukların yarattığı hava dağılmış olur ve herkes tapına temiz bir yürek ve iyi niyetlerle gider. Ütopyalılar tapınaklarına içi rahat gitmek isterler çünkü. Bunun içinde içlerinde herhangi bir kimseye karşı bir öfke ya da kırgınlık varsa barışmadan, yüreklerini temizlemeden törene katılmak istemezler. Böyle bir günaha Tanrı'nın çok ağır cezalar vermesinden korkarlar. Tapınakta erkekler sağda, kadınlar solda oturur. Ailenin başında kadın ya da erkek o topluluğun en büyüğü yer alır. Öyle bir düzenle otururlar ki aile büyükleri evde itip yönettikleri kimselerin tapınaktaki davranışlarını da kontrol edebilirler. En gençler en yaşlılar arasına dağılır. Böylelikle bir araya gelen çocukların yaramazlık yapmaları önlenir. Körpe çağdaki gençlerin içlerinde derin bir tanrı korkusu olmak gerekir. Çünkü o yaş derdemi geliştirecek tek güç korkudur. Ütopyalılar törenlerde hayvan kurban etmezler. Çünkü onlara göre varlıklara can veren tanrı, onların kanının dökülmesinden hoşlanmaz. Ütopyalılar tapınaklarda tütsü ya da güzel kokulu başka şeyler ve birçok mumlar, kandiller yakarlar. Ütopyalılar Tanrı'nın böyle şeylere hatta insanların dualarına bile ihtiyacı olmadığını bilirler. Ama bu zararı olmayan, iç rahatlığı veren tapınmaları severler. Bu törenlerin ışıltıları, güzel kokuları insanı yüceltir ve Tanrı'ya daha fazla coşkuyla bağlar. Herkes tapınakta beyazlar giyer. Rahipse pahalı olmayan, güzel işlemeli ve değişik renkli elbiseler giyer. Bunlarda sırmalar, elmaslar, zümrütler yoktur. Ama kumaş o kadar iyi dokunmuş ve kuş tüyleriyle o kadar güzel ve ustaca süslenmiştir ki en pahalı kumaşlar bunun yanında değersizleşir. Bu kanatlar tüyler Rahibin giysisine konuş biçimleriyle bir takım sırların sembolleri olurlar. Törenleri kutlayanlar bu sırları sürdürür ve yorumlarlar. Bunlar karşısında ütopyalar Tanrı'nın iyiliklerini hatırlar, buna karşılık Tanrıya sevgi ve saygı borçlarını ödeme isteğiyle dolarlar. Bütün bu süsleriyle tören yerinde rahip göründüğünde herkes öyle bir saygı ve öyle derin bir sessizlikle de yere kapanır ki, sanki tapınağa tanrı gelmiş gibi bir ürperti dolar herkesin içine. Ardından rahibin bir işaretiyle herkes doğrulur. O zaman ilahiler okunur. Arada da çalgı sesleri duyulur. Çalgılarının çoğu bizimkilere benzemez. Bazıları bizimkilerden daha uyumlu, bazıları ise tam tersidir. Ama hem çalgı hem de ses bakımından Ütopya müziğinin su götürmez üstünlüğünü oluşturan şey, bu müziğin bütün doğal coşkuları büyük bir olgunlukla belirtip dile getirmesidir. Ses, anlatılan şeye o kadar uyar. Doğalar, yakarışlar, sevinç, acıma, yaz, öfke duyguları öylesine yaşatılır ki. Ezginin biçimi en içten duyguların gerçekliğiyle o kadar iç içe geçer ki, dinleyenlerin ruhu derinden sarsılır, ürperir, ateşlenir. Törenin sonunda halk ve rahip kanunlarla belirlenmiş bir takım duaları hep birlikte okurlar. Bunlar hem bütün halkın hem de tek tek herkesin benimseyeceği sözlerdir. Bütün insanlar bu dualarda Tanrı'nın kendi yaratıcısı, yöneticisi ve bütün iyiliklerin ondan geldiğini kabul eder ve bu nedenle ona şükranlarını sunar. Tanrı'ya asıl şükrettikleri şey ise kendilerini en mutlu bir devlet ve en gerçek saydıkları din içinde dünyaya getirmiş olmasıdır. Ütopyalılar eğer kendi inançları yersizse, Tanrı'nın daha fazla değer verdiği başka bir din varsa, Tanrı'nın bunu kendilerine sezdirmesi için yalvarırlar ve onun isteklerine uymaya hazır olduklarını bildirirler. Tersinden, Ütopya'nın devletinden ve dininden daha iyisi yoksa, o zaman da Tanrı'dan onların varlıklarını korumasını ve bütün insanları bu devletin ve bu dinin yoluna getirmesini isterler. Dinler arasında bu kadar fark olmasında Tanrı'nın gizli bir amacı varsa ona da karışmazlar. Kısaca, rahat ve huzurlu bir ölümden sonra Tanrı'nın kendilerini güzel karşılaması için dua ederler. Ömürlerinin uzaması ya da kısalması için Tanrı'ya yakarmaktan çekinirler. Bununla birlikte en mutlu hayatla Tanrı'dan uzun zaman ayrı kalmaktansa en çetin bir ölümle seve seve Tanrı'ya bir an önce buluşmayı seçeceklerini söylemekten kaçınmazlar. Bu dua sonlandığında herkes yeniden yere kapanır ve ardından yemeğe gider. Günün geri kalan saatleri oyunlar, askerlik eğitimleriyle geçer. Rafael sözlerine devam etti. Size bu devletin düzenini elimden geldiği kadar doğrulukla anlatmaya çalıştım. Bu devlet bence devletlerin yalnızca en iyisi değil. Üstelik genel yarar ya da devlet adına en fazla hak edenidir. Çünkü diğer yerlerde halkın yararından söz edenler aslında kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmezler. Burada hiç kimsenin özel mülkü olmadığı için herkes ortak fayda için canla başla çalışır. Kişisel yararla halkın yararı gerçekten iç içedir. Başka ülkelerde Devlet ne kadar zengin olursa olsun, kendi ambarını doldurmayan insanın açlıktan ölmeyeceğinin güvencesi yoktur. Bu nedenle kaçınılmaz olarak kendisini memleketinden ve yurttaşlarından daha fazla düşünür. Ütopya'da her şey herkesin olduğundan, ortak ambarlar dolu olduğu sürece kimse hiçbir şeyden yoksun kalmaz. Devletin geliri hiçbir zaman adaletsizce paylaşılmaz. Ütopya'da ne yoksul görülür ne dilenci. Herkes hiçbir şeyleri olmadığı halde aynı zamanda zengindir. Dünyada kaygısız, huzurla, sevinçle yaşamaktan daha büyük zenginlik olabilir mi? Geçim derdi olmadan karısının ağlayıp sızlamalarını yiyecek içecek istekleri olmadan, oğlunun yoksul, kızının çeyizsiz kalmasından korkmadan yaşamaktan daha mutlu ne olabilir? Bir Ütopyalı'nın, karısının, çocuklarının, torunlarının, torunlarının torunlarını ve gelecek bütün soyunun rahat yaşayacağından hiçbir endişesi olmaz. Ayrıca, Ütopya devleti bütün bu olanakları hem dün çalışıp bugün artık elinden iş gelmeyenlere hem de bugün bütün gücü yettikçe çalışanlara sağlar. Bu kadar hakça, bu kadar eşit bir düzeni başka ulusların devletiyle karıştırmaya kim cesaret edebilir? Şahsen başka uluslarda eşitliğin ve doğruluğun en küçük bir izini bile görüyorsam kör olayım. Bir soylu, bir para babası, bir tefeci, kısacası hiçbir şey üretmeyen ya da devlete yararsız süsler püsler yapıp satan kişi, önemli bir iş yapmaksızın bolluk içinde gülü oynaya yaşarken, öteki tarafta işçinin, arabacının, demircinin, marangozun, çiftçinin bir lokma ekmek için durmadan çalışıp çabalaması, bunca alın teriyle yük hayvanlarının bile zor katlanacağı yoksulluk içinde yaşaması, hangi adalete, doğruluğa sığar? En zor işleri yapan bu insanlar o kadar yararlı kişilerdir ki hiçbir toplum onlarsız bir yıl bile ayakta duramaz. Durum buyken bir hayvanın koşulları onlarınkinden bin kat daha iyidir. Çünkü hayvan onlardan daha az çalışır. İyice hiç de onlarınkinden kötü değildir. Hatta doğalarına daha uygundur. Üstelik hayvanın gelecek kaygısı da yoktur işçiye gelince nedir işçinin kaderi bugün verimsiz kısır bir işin altında ezilmektir ve yarınsa yoksulluk dilencilik içinde geçecek bir ihtiyarlıktır kaderleri aldığı gündelik günlük ihtiyaçlarını karşılamaya bile yetmez kazancının bir kısmını nasıl bir yana ayırsın da yaşlı günlerindeki geçimini sağlayabilsin Soylu denen kişilere, altınlar, elmaslar içinde yaşayanlara, ayaklara ya da süsten yolunu bulanlara, bu hoş keyifleri körükleyip beslemekten başka işleri olmayan bu insanlara, bu kadar bol keseden servet dağıtan bir toplum, haksız ve nankör bir toplum değildir de nedir? O toplum ki, kendini asıl yaşatan çiftçinin, kömürcünün, arabacının, marangozun, işçinin dertlerini kendine dert etmez.'' hiçbirine acımaz. O toplum ki acımasız bencilliği içinde daha fazla iş, daha fazla çıkar elde etmek için emekçi insanların gençlikteki gücünü kıyasıya sömürür. Zavallılar yaşlandıklarında ya da hastalandıklarında ellerinde avuçlarında bir şey kalmadı mı? İş başında sabahladıkları günler, gördükleri o kadar önemli iş unutulur. Bütün bunlara karşı toplumdan aldıkları yegane ödül açlıktan ölmektir. Bu kadarla da kalmaz. Zenginler her gün yoksulların gündeliklerini kıstıkça kısarlar. Bunun için yalnızca hilelere başvurmakla kalmaz, kanunlar da çıkarırlar. Devletin en faydalı insanlarına karşı böyle davranmak göz göre göre bir adaletsizliktir diyeceksiniz ama Zenginler bu canavarlığı kanunlar yoluyla bir adalet kılıfına sokmuşlardır. İşte bu nedenle bugünün gösterişli devletlerine şöyle bir bakınca bunlar içinde benim gördüğüm tek şey şudur, yanılmıyorsam. Zenginler, cumhuriyet, halk egemenliği gibi şatafatlı sözler altında yoksullara kuyu kazıyorlar. Türlü hileler ve akla gelmedik yollarla iki iş birden yapmaya çalışıyorlar. İlk yapmak istedikleri, kimi az, kimi çok haksızlıklarla elde edilmiş bir serveti, dünya yıkılmadıkça dokunulmaz bir mülk haline getirmek. İkincisi ise, yoksulların açlığından, bedenlerinden faydalanmak ve onları neredeyse bedavaya çalıştırmaktır. Zenginlerin devlet adına ve dolayısıyla yoksullar adına çevirdikleri bu dolaplar birer kanun haline getirilmiştir. Bununla birlikte doymak bilmez bir hırsla bütün bir toplumu mutlu yapmaya yetecek kadar nimeti aralarında paylaşan bu alçak bu vicdansız insanlar ütopyalıların mutluluk derecesine ulaşmaktan çok uzaktadırlar. Ütopya'da cimrilik kendine yer bulamaz. Çünkü orada paraya yer yoktur. Para ortadan kalkınca birçok acının kaynağı sayısız cinayetin kökleri kurmuş olmuyor mu? Kim bilmez yalanın, adaletsizliklerin, soygunların, kavgaların, kargaşalıkların, isyanların, adam öldürmelerin, ihanetlerin, zehirlenmelerin, bunca cezalarla bedeli ödenen bu suçların parayla birlikte ortadan kalkacağını? Parayla birlikte korkular, kaygılar, kuşkular, uykusuzluklar da insanların yakasını bırakacaktır. Parasızlığın kendisi sanılan yoksulluk bile para yok olunca yok olacak. Bunun kesin kanıtı da şudur. Diyelim ki bir kıtlık yılı oldu. Binlerce insan korkunç bir açlıktan kırıldı. Elimle koymuş kadar eminim ki o kıtlık yılı sonunda zenginlerin ambarları aranacak olsa, çuvallar dolusu açlık bulunur. Bu yiyecekler zamanında açlıktan bir deri bir kemik kalmışlara dağıtılsaydı, zavallılar Tanrı'nın insafsızlığına ve toprağın cimriliğine kurban gitmezlerdi. Görüyorsunuz ki para olmazsa herkesin hayatı kolaylaşabilir. Bize mutluluğun kapısını aralamak üzere bulunan, ve Tanrı adına kutsal bir şeymiş gibi öne sürülen bu altın anahtar aslında insanlara bütün kapıları kapatmaktadır. Zenginler bu gerçekleri bilmiyorlar mı? Bence çok iyi biliyorlar. Bilirler ki bir sürü yararsız ıvır zıvır biriktirmektense iyi yaşamak için gerekli şeylerden yoksun kalmamak daha iyidir. Çuvallarla altına boğulmaktansa, bir sürü dertlerden, kaygılardan uzak kalmak çok daha arzu edilen bir şeydir. Bana kalırsa, insanlığın hem kendi çıkarı için hem de insanın yoluna girmek için çoktan Ütopya Devleti'nin kanunlarına uyması gerekirdi. Çünkü Tanrı'nın bilgeliği, insanların iyiliğinin nerede olduğunu bilmiyor olamazdı ve herhalde kutsal iyiliğiyle onlara iyinin ve doğrunun nerede olduğunu haber vermişti. Ne var ki insanın kibirliliği, bütün ahlaksızlıkların kaynağı olan o hayvanca tutkuları, dünya halkının doğru yola girmesine engel olmuştur. Kibirli adam mutluluğunu kendi rahatlığı üstüne değil, başkalarının acıları üstüne inşa eder.'' ezici, köle gibi kullanacağı insanlar olmazsa, mutluluğunu başkalarının yoksulluğu üzerine kuramazsa, malını mülkünü ortaya serip yoksulların umutlarını tüketemeyeceğini bilmezse, Tanrı olmayı bile istemez. Kibir öyle bir cehennemlik yılanıdır ki, insanın yüreğine sinsice sızar, onu zehirleyip körleştirir, onu daha güzel bir hayata giden yoldan çıkartır. Bu sürüngen insanların öylesine içine işler ki onu koparıp atmak kolay olamaz. Bu size anlattığım devleti bütün dünya memleketlerinin yetişmesini yürekten dilerim. Ne mutlu Ütopyalılara ki böyle bir devleti bulmuşlar. Yarattıkları kurumlar onlara görkemli bir uygarlık vermekle kalmamış, aklım bana oyun oynamıyorsa Onlara sonsuz bir varlık da sağlamıştır. Çünkü ütopya'da her türlü açgözlülük ve ayrımcılık tohumları onlara bağlı bütün kötülüklerle birlikte sökülüp atılmıştır. Böyle olunca da devlet nice güçlü ve mutlu ülkeleri yıkan iç kavgalardan uzak kalmıştır. Yurttaşlar sağlam bir dayanışmayla birbirlerine bağlı olunca, böylesine bir dayanışma içinde olunca devlet dışarıdan gelecek bütün tehlikeleri rahatlıkla bertaraf edebilir. Böylesi bir devleti yabancı kralların ele geçirmek istemesi boşunadır. Ütopya'ya karşı bunu deneyenler epey fazlaydı ve her seferinde de bozguna uğradılar. Rafael hikayesini bitirince Ütopyalıların savaş sistemleri, dinleri, törenleri, kanunları, gelenekleri, daha birçok kuramları üstünde epey düşündüm. Bunların çoğu olanaklı olmayan şeyler gibi geldi bana. Asıl beni şaşırtan da bu garip devletin, para olmaksızın ortak yaşam düzeni oldu. Bu ortaklaşmacılık, paranın yanı sıra devletin şanlı şerefi sayılan soyluluk, yücelik gibi, şatafatlı, görkemli bütün üstünlükleri kökünden kazıyordu. Bununla birlikte konuşmaktan yorgun düşen Rafael'le tartışmadım. Söylediklerine ters gelen düşüncelerimi hoş göreceğinden emin olamamıştım. Onunla tartışmaya kalkışanlara nasıl ters davrandığını anımsadım. Böyleleri ona göre, başkalarının buluşlarında bir eksiklik bulamazsa, aptal görülmekten korkan kişilerdi. Bu nedenle ben de Ütopyalıların devletini ve Rafael'in bütün anlattıklarını övdüm. Sonra elinden tutup onu sofraya götürdüm. Bir başka zaman bu konu hakkında daha uzun sohbet ederiz dedim. Umarım günün birinde bu fırsatı bulurum. Gerçi bu dünya halini iyi bilen bu bilgin kişinin bütün söylediklerini onaylayamam ama şunu da gizlemeyeceğim. Ütopya devletinin birçok özelliğini şehirlerimizde görmeyi isterdim. Bu bir umut olmaktan çok bir dilektir. Ütopya adasının kanunları ve kurumların üstüne Rafael'in öğle sonrası konuşması işte böyle sonlandı. Sağ